Evet, sevgili seyircilerimiz, programımız devam ediyor. Ancak televizyonunu belki yeni açan sevgili seyircilerimiz olur. Ben misafirimi bir daha tanıtmak istiyorum. Bu akşamki Başkanla Baş Başa programının konuğu ordumuzun en büyük ilçelerinden birisi olan, birisi değil birisi işte, Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar. Bir daha anons yapmış olayım. Evet, sevgili başkanım, şimdi biz bir söyledik, bin ah işitmedik, bin tane güzel şey duyduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu dönemde biraz daha hızlı gidelim. Koşa koşa herhalde Ünye'den de sizi bekleyenler var. Evet. Şimdi Ünye'ye mal edilmiş. Tabii Ünye'nin tarihi, kültürü olan bir Ünye Kalemiz var. Burayla ilgili zaman zaman çalışmaları izledik ama bakalım Ünye Kalesi ile ilgili siz ne yaptınız? Mehmet Bey, Ünye Kalesi 3 medeniyete beşiklik yapmış olan bir yer. Baktığımız zaman 2007 yılından bu zamana kadar da Ünye Belediyesi burayı devralmakla ilgili çalışmalar yürütmüş, yazışmalar yürütmüş. Ama bir türlü neticelenememiş. Biz tuttuk burayla ilgili bir kolokyum gerçekleştirdik. Kolokyum nedir? Kolokyum ilgili bölümlerin mesullerini, sorumlularını Ünye'ye davet etmek suretiyle, arkadaş bunun problemi nerededir'i sorgulamaktır esasen. Buraya biz Orman Bölge Müdürlüğümüzü davet ettik. Anıtlar Kurulumuzu Yüksekova, davet evet. ettik. İl Turizm, Kültür Turizm Şu kalemizin görüntüsü bir kalsın ekranda. Müdürlüğümüzü davet ettik. Ve YUKOB'u davet ettik. Evet, kalsın böyle kalsın. Ünye Kaymakamlığımızı ve Ünye Belediye Başkanlığını davet etmek suretiyle ilgililerin tamamını bir araya getirdik. Evet. Burada yaptığımız çalışmada tespitteki sıkıntının orman parselinin devredilememiş olmasından kaynaklandığını gördük. Bununla ilgili Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İlgili yazışmaları hemen yaptılar o günkü çalışmadan sonra. Biz bunu Ankara'da Turizm Müdürlüğü'ne tahsisi ile ilgili, ormandan o parselin tahsisi ile ilgili gerekli muvafakat taleplerinde bulunduk. Alır almaz İl Turizm Müdürlüğü de oradan aldığı yetkiyi bize devretmiş olacak Ünye Belediyesi'ne. Daha önceden buranın projesi hazırlandı. Bütün altyapı çalışmaları bitti. İkinci etap ihaleye geçmiş olacağız. Birinci etap ihale zaten yapılmıştı daha önceden. Bir bölüm surlar restorasyonu tamamlandı orada. İkinci bölüm ihalenin içerisinde iki tane dehliz var. O dehlizlerin açılması var. Ünye Kamuoyu ve bizler yaklaşık 480 tane basamakla inildiği ifade edilen aşağıya doğru o dehlizin içerisinde ne olduğunu merak ediyoruz açıkçası. Dolayısıyla kaleyi turizme kazandırıp orayı da aşağıya doğru inmek istiyoruz. Arkeologların bize verdiği bilgiye göre benzer kazı çalışmasının Amasya Kalesi'nde yapıldığı, dolayısıyla aşağıya inildiğinde orada biz bir vaftiz yerinin olduğu, bir su kaynağına ulaşıldığı ifade edildi Amasya'da. Aynı şekilde Ünye'de de bu kalenin altından bir ırmak aktığı, dolayısıyla kalenin su ihtiyacının da o ırmaktan karşılandığı bize söylentilere dayanarak ifade ediliyor. Biz böylece o basamaklardaki tıkanıklığı aştığımızda, aşağıya indiğimizde Ünye'mize ve bölgemize, Karadeniz'e, Türkiye'ye daha doğrusu çok güzel bir kale kazandırmış olacağız diye düşünüyoruz. Bu çalışmamızı sonlandırmak istiyoruz. Temel amacımız budur burada. Yol aldığımızı düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi burada kaya mezarları var. Ve yine içeride özellikle dini ayinlerin Yapıldığı yapıldığı yer. bir kilise var. Orada kilisede papaz olarak görev yapanların mezarları bizzat kilisenin tabanına gömülmüş. Oradaki lahitler var baktığımızda. Gerçekten bir tarih yatıyor orada ve bu tarihi gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor bizim. Bununla ilgili çalışmamız hızla devam ediyor. Devam ediyor. Evet, kolay gelsin. Şimdi tabii kültürü anladık. Ama kültür yolu demiştiniz. Bakalım hangi kültür yoluymuş bu? Evet, Ünye Mehmet Bey tarihi açıdan ve kültürel açıdan zengin bir Zengin bir ilçe ilçemiz, evet. baktığımızda gerçekten kadılara ev sahipliği yapmış, kadılar yetiştirmiş, denizciler yetiştirmiş, siyasetçiler, bilim adamları yetiştirmiş olan bir ilçe.
Bugün bizim Ünye'de merkezde 80 tane ve köylerle birlikte de baktığımızda 120 tane tescilli tarihi eserimiz var. Çok. Bu eserlerin büyük bir bölümü harabe halinde maalesef. Biz bunlara bir el atalım istedik ve turizme kazandıralım istedik. Bunlardan bir kültür yolu projesi çalışması yürüttük. Ünye'de tek tek tarihi eserleri harita üzerinde işlemek suretiyle bir tespit çalışmasını yapmış olduk. Burada Kefeli Han diye nitelediğimiz Orta Cami'nin oradaki hanın kamulaştırmasını gerçekleştireceğiz. Davasını açtık. Yaklaşık 650 bin liralık bir maliyet var. Bununla ilgili ben hem buradan Ordu Valimize hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür edelim. Birkaç gün içerisinde bu rakam çözülüp mülk sahiplerine ödenip hanın mülkiyetini Ünye Belediyesi olarak bize alacağız. Daha sonra buranın restorasyonunu Çekül Vakfı'na tamamlattırıp Ünyelilerin ve turizmin hizmetine sunmuş olacağız. İşte buradan başlayıp Kefeli Han'dan başlayıp Orta Cami, oradan devam ettiğimizde Bakırcılar Arastası, oradan yukarıya doğru Kadılar Yokuşu, Kadılar Yokuşu'ndan Ünye Belediyesi Müze Evi'ne geçeceğiz. Müze Evi'den Cumhuriyet Meydanı'na inmiş olacağız. Meydandan yine projesini bitirdiğimiz ve YİKOP tarafından yakın zaman dilimi içerisinde ihaleye çıkacak olan Saray Hamamı'nın restorasyonunu tamamlayacağız. Oradan Yalı mevkiinde bulunan kilise ki gerçekten çok güzel bir eser ortaya çıktı. Hemen birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Kilise şu anda hızla inşaatı devam ediyor. Evet. Restorasyon çalışması devam ediyor. Ekranda da görüyoruz. Tonuzlar yapılıyor üst bölgede. Buradan devam ederek Çamlık bölgesine geçip geçerken biraz önce ifade ettiğimiz Topyanı olarak nitelediğimiz Japon Dostluk Grubu ile açtığımız anıta uğrayıp oradan Çamlık'tan Aya Nikola Kilisesi'nde ki Aya Nikola Kilisesi'nin fonksiyonunu da Büyükşehir Meclisimizde belirledik. Oranın restorasyon çalışmasını da önümüzdeki dönemde yapıp böylece yaklaşık hemşehrilerimizin ya da Ünye'ye ziyarete gelenlerin 4 saatlik, 5 saatlik belki de içerisinde Bakırcılar Arastası'nın da olduğu yerden geçerek bir yürüyüş yolu güzergahını kültür yolu anlamında çok planladık. Buradan da yine Ünyeli hemşehrilerimize bu akşam hep müjde veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla bugün Bakırcılar Arastası'nı gezdik. Bakırcılar Arastası'nda bizim seçim döneminde hazırlamış olduğumuz bir taslak projemiz vardı. O projeyi biz 10 gün içerisinde detaylandırıp Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza sunacağız. Ve oradaki evlerin dış cepheleri tarihi silüete uygun şekliyle giydirilip cadde trafiğe kapatılıp bakırcılarımızın arzuladığı o eski tarihi görünümüne ve çekiç seslerinin duyulduğu bir çarşıya yeniden orayı kavuşturmuş olacağız. Buradan da Bakırcılar Çarşımıza bu ifadeyi ve müjdeyi de vermiş olalım. Şimdi siz bunları konuşurken ben şöyle gözlerimi kapatıp neyi düşünüyorum? Yıllardan beri orada da turizm dedik. İyi de peki turist geldi. Şimdi misafirlerimiz geliyor. Diyor ki bana ya işte Mehmet bizi gezilecek, görülecek yerlere götür. Nereye götüreceğim? Ordu'da. Çambaşı Yaylası var. Çambaşı'na çıkıncaya kadar 5 yerde araba tutuyor. Aybastı Yaylası var. Aynı şekilde. Şimdi Ünye'de geldik de bir kalenin tepesine çıktık ya da etrafından seyrettik. Ama bu sizin bahsettiğiniz şeyler olursa samimi konuşuyorum. Herkes misafirini alan o yerleri görmeye gelir. Turizm böyle gelişir. Yoksa Vakit geçirtmemiz lazım onlara. Yani şu yerde. Teleferik bile tabii. Sevgili başkanım, teleferik bile bize turistin gelmesine sebep oldu. Tabii. Adam teleferiği görüyor, arabayı çekiyor. Boztepe'ye çıkayım. Çıkıp geriye geliyor. Yani bunlar önemli şeyler. Eğer ciddi manada turizmden bir şey bekliyorsak çok güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum. Bu arada teleferik bir tane de Ünye'ye yakışır. Büyükşehir Başkanımızın sözü ve ifadesi var.
Atatürk Parkı'ndan başlayıp Çakırtepe'ye çıkan ve denizin üstünden giden bir teleferik Türkiye'de ilk olacak. Zaten bunu da öyle yapsaydılar Türkiye'de bunun tadına doyum olmaz da bunu kestirme yaptılar. Denizin üzerinden Ünye'yi seyrederek çıkacaksınız. Evet, Ünye'yi seyrederek çıkacağız. Evet, olacağız. Çok güzel. Yapılacak tek teleferik sistemi o zaten. Evet, başkanım hep duyarız Tabakhane Deresi. Buyurun, Tabakhane Deresi'ne nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Evet Bey, dün yine valilik, Ordu Valiliğimizde koordinasyon toplantısı yapıldı. Orada da benim sorularımdan bir tanesiydi DSİ Bölge Müdürümüzle, ki sık sık kendisiyle bu konuyu görüşüyoruz zaten. Tabakhane Deresi Ünye'de sıkça dillendirilen ve evet, uzun yıllardır çok duyduğumuz bir yer. Ha yaptık, ha yapıyoruz, ha bitti, ha bitecek denilen yerlerden bir tanesidir. Biz Tabakhane Deresi'ne bambaşka bir proje çalışmasını seçim döneminde tasarlamıştık, hayal etmiştik. Bunu DSİ'ye, o projeyi burada Ordu'da yapılan toplantıda Sayın Bakanımıza sunuldu. Bakan Bey'in talimatı üzerine Bölge Müdürlüğü o proje üzerinde çalışmalarını tamamladı. 2015 yatırım programına proje teklif edildi. Şu an bakanlığımızda %10 ihale bedeli ayrılır ayrılmaz Tabakhane Deresi'nin DSİ tarafından yapılacak olan bölümü inşallah ihale edilip başlanılacak. Burada taban olduğu gibi sanayi bölgesinden başlayıp denize kadar tamamen beton dökülmek suretiyle suyun berraklığı ve akışkanlığı sağlanmış olacak. Hem bu, de çevresinden de yer kazanmış bu, olacaksınız. Bu proje bu şekliyle hazırlanmış oldu. Yine buradan ifade edelim. Aynı koordinasyon toplantısında Karayolları Bölge Müdürümüzle de yapmış olduğumuz görüşmede Tabakhane'nin çevresinden giden sağlı sollu 15 metrelik karayolunun çevre yolunun ihale kapsamı içerisinde olduğu, dolayısıyla çevre yolunda tek yapılamayan yerin burası kaldığı, müteahhit firmanın 2015 yılı içerisinde Tabakhane Deresi'ndeki bu projeye başlayacağını bize ifade ettiler. Dolayısıyla Niksar Caddesi'ne alternatif bir güzergah da hayata geçmiş olacak böylece. Tabakhane Deresi'ni de bu vesileyle bitirmiş olacağız. Şimdi, evet, teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Şehirlerde özellikle minibüs, taksi, köyden gelen araçlar, bunlar tabii büyük sorun. Park etmeye yerleri yok. Özellikle minibüsler, köy minibüsleri, servis minibüsleri. Buyurun başkanım, onlarla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Mehmet Bey, biz tabii bu bizim minibüs garajı projesi çıkış projelerinden bir tanesi olacak ve mülkiyet Ünye Belediye'mize ait ama yapım işlerini Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yapacak. Çünkü minibüs garajı işletmek ve yapmak hakkı ve yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde yasa gereği. Biz 9 dönümlük alanımız belirli bununla ilgili. İşte biraz önceki ifade ettiğimiz tam da ekranda duran evet, görüntüde 15 metrelik biraz önce ifade ettiğimiz Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan yol tam önünden geçiyor. Bana, bize göre, ekrana göre sol tarafta baktığımızda. Dolayısıyla yol önünden geçiyor. Derenin tam kenarında 9 dönümlük alana biz hem minibüs garajımızı yerleştireceğiz, hem pazar yerini o kapalı pazar evet, değil mi? Evet, revaklı şekliyle görülen yer pazar yeridir. Hem içerisinde restoran hem düğün salonu olan bir projeyi hayata geçireceğiz burada. Yakın zaman dilimi içerisinde yine bugün dillendirildi Ünye'deki konuşmalarda. Buranın ihalesini yapmış olacağız. Buranın yapılmasının bize şu avantajı olacak. Pazar yerinde biz aynı zamanda kentsel dönüşüm alanı olarak planladığımız yerdeki hem minibüs garajını boşaltıp buraya taşımış olacağız, hem pazar yerini kaldırıp buraya götürmüş olacağız. Böylece de vatandaşlarımızı mağdur etmeden modern bir minibüs garajına, günde 600 tane minibüsün giriş çıkış yaptığı bir minibüs garajına Ünye'miz kavuşmuş olacak. Güzel görselliği olan bir proje. Yani sadece
Minibüsçüler değil, Ünye'li kardeşlerimiz de rahat bir nefes alacaklar. Aynı zamanda bu bir yarım AVM tarzında tasarlandığı için içerisinde giyim mağazaları da olacak. Tabii bu giyim mağazaları özellikle pazar yerindeki seyyar pazarcı olarak vergi levhasına tabi olan hemşehrilerimize bunları sunacağız biz. Evet. Onlar dükkanlarını satın alma yoluyla bankayla onları muhatap yapıp bir formülasyon üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Devam ediyorsun. Şimdi şu anda soracağım soru başkanım belki de en çok zorlanacağınız benim kanaatime göre kentsel dönüşüm. İki yerde rüzgarlı sokakta bir de pazar yeri. Zannediyorum buralarda kentsel dönüşüm projesi uygulayacaksınız. Aslında üç yerde uygulayacağız Mehmet Bey. Hem rüzgarlı sokak hem pazar yeri hem de sanayi küçük sanayi sitesini kaldırmayı. Doğru üç yer özür dilerim ben. Rüzgarlı sokaktan başlayalım. Şu anda da ekranda gözüken kırmızıyla gözüken alan tam Atatürk Parkı'nın karşısındaki belediye sineması ve kültür sarayının olduğu alanla hemen oradan büyük camiye bağlanan rüzgarlı sokak olarak planladığımız alan. Burada çok sorun var mı burada? Burada imar planında gözüktüğü gibi bizim temel sorunumuz rüzgarlı sokakta 3 tane temelde binamız var baktığımızda. Ama böldüğümüzde yanlarıyla beraber yaklaşık 9 tane falan bir dükkanımız var baktığımızda. Büyük camiden inen aksı maviyle boyanan şekliyle denize bağlamak istiyoruz. Buradaki temel amacımız bu. Dolayısıyla şehrin hava alması, deniz havasının içeriye girmesi. Denize üstten mi bağlıyorsunuz? Yukarıdan aşağıya gelen yolu olduğu gibi bulvar olarak denize karayoluna bağlayacağız aşağıya. Anladım. Rüzgarlı sokağı burada biraz genişleteceğiz. Vatandaşlarımız bizden talebi şu. Yeni yapacak olduğunuz iş merkezinden bizim mevcut metrekarelerimiz kadar bize dükkan ver diyorlar. Biz bunun çalışmasını şu anda tamamladık. Alanı projelendirdik. Sermaye Piyasası Kurulu denetimli bir firmaya fiyat analizlerini yaptırdık. Arkadaşlarımızın dükkanlarına yaklaşık 3 milyonluk bir maliyet biçildi orada. Bu kadarlık rakamı Çevre Şehircilik Bakanlığımız ilgililere ödeyecek. Vatandaşlar o rakamı biz istemiyoruz, dükkan istiyoruz diyorlar. Dolayısıyla biz o rakamı bu binanın yapımında kullanacağız. Kendilerine de buradan metrekareleri kadar dükkan önereceğiz. Böylece hem atıl vaziyette duran, son derece eskimiş, gerçekten riskli bina niteliğinde olan yeri yıkıp şehre güzel bir görünümde ekranda gördüğünüz modern mimaride içerisinde sineması, kafeteryası olan büroların olduğu, ofislerin olduğu bir merkezi kazandırmış olacağız. Dolayısıyla rüzgarlı sokaktan itibaren de Çınarlık Caddesi'nden yukarıya doğru ünyemiz bir bulvar kazanmış olacak. Bu çalışmalar, arkadaşlarımız bunu tabii anlatırken biz 10 aylık zaman dilimi içerisinde bunların tamamının altyapısını hazırladık. Geçtiğimiz günlerde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına imzaya girecekti dosyalarımız. Pardon. Bakanlar Kurulu toplantısı ilk defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştiği için giremedi. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısına zannediyorum evraklarımız hazır. Girmiş olacak. Süreç hızla ilerlemeye devam ediyor. Pazar yerimiz var mıydı onda eksiğimiz? Pazar yeriyle ilgili de Mehmet Bey biraz önce ifade ettim. Bu alan yine kırmızıyla boyalı alanda gördüğünüz gibi toplam 84 dönümlük bir alan. Çok büyük. Bu alanın bize göre sağında olan bölümünde 8 dönümlük alana kültür sarayı planladık. Kültür Bakanlığımızla görüşmeleri hem büyükşehir düzeyinde hem biz yürütmeye devam ediyoruz. 8 dönümlük alana kültür sarayı yapıp önündeki alanı hem sosyal donatı alanı hem meydan olarak planlayacağız. İkinci etapta da burayı ekranda gördüğünüz şekliyle ikinci etapta da hem statı oradan kaldırıp minibüs garajıyla birleştirip adliye ve tabakhane projesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Bu biraz daha uzun vadeli bir proje ama bizim birinci etabımız
ilk 5 yıl içerisinde tamamlayacağımız bir proje. Stadı oradan kaldırıp başka tarafa götürmek için yeni stat yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığımızla mutabakata vardık. Yer analizlerimizi yaptık. Bunu bitirir bitirmez inşallah ikinci etap noktasına geçmiş olacağız. Yine bizim üçüncü kentsel dönüşüm alanımızda sanayi sitemizdeki burası toplam 210 dönümlük bir alan. Çevre yolunun tam kenarı. Yukarıdan Akkuş'tan aşağı indiğimizde tam sizi karşılayan alan burası. Burayı biz Çaybaşı tarafında başka bir tarafa taşımak suretiyle 210 dönümlük alanı hem içerisinde konut alanlarının, ticaret alanlarının, AVM'nin olduğu müthiş bir alan olarak Büyükşehir'le beraber planlamaya devam edeceğiz. Burası biraz daha uzun vade olacak. İlk iki söylediğimiz yer kısa vadeli projelerimiz, hemen çabucak hayata geçecek olan projelerimiz. Burada sanayi sitesinde esnaflarımız olduğu için o esnaflarımızı önce taşıyabileceğimiz alanı kamulaştıracağız. Bu 200 dönümlük bir alandır. Yaklaşık 10 milyon maliyeti vardır. Büyükşehir burayı kamulaştırıp Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha sonra kamulaştırma bedelini almak suretiyle bir formülasyon çalışmasını yürütüyoruz. Üst yapıyı da Sanayi Ticaret Bakanlığımız yapıp dükkan sahiplerinin hiçbirisini mağdur etmeden 0 kilometre dükkanların anahtarlarını kendilerine teslim edeceğiz burada ama birazcık zaman olacak bu çalışmayla ilgili. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi diğer bir projenizde yine cephe projemiz var. Mehmet Bey biraz önce ifade ettim aslında biz bu cephe olayına Ünye'de ağırlık vermeliyiz. Turizme kazandıracaksak evet. Bir kente binalarımızın dış görsellerini daha güzel hale getirmeliyiz. Ekranda gördüğümüz şu anda Ünye Belediye'mizin pembe boyalı eski haliydi. Biz dış cepheyi tamamen yeniledik. Farklı bir tarihi silüete uygun şekliyle şu görüntüyle boyamış olduk. İçeride de dizaynlar yaptık. Tamamen oradaki tabelaları indirip yerlerine kompozit şekliyle ahşap görünümlü geçiş gerçekleştireceğiz. Hem henüz tam bitmedi. Şu an boyanmaya da devam ediyor. Bu hale gelmiş olacak bittiğinde. Şimdi başkanım özür diliyorum. Ben bir Alanya'ya gittim. Kısım orada çalışıyor. Deriz ki Alanya'ya niye turist gidiyor? Bir tek metrekare evde sıvasız bina göremez. Önce sıvasını, badanasını, boyasını yapacak. Adam ruhsatını öyle alacak. Kesinlikle. İnşallah. Şimdi yeni yapılan binalar ancak bu şekliyle devam ediyorlar ama tabii eskiden yapılanlarla ilgili de biz buradan ifade ediyoruz. Vatandaşlarımıza biz kumunu, boyasını Ünye Belediyesi olarak vermeye hazırız. Yeter ki vatandaş gelsin, ben evimin dış cephesini yapacağım desin, bizden talepte bulunsun. Her türlü ona desteği vermeye hazırız. Öyle destek değil. Bunlara başka türlü destek de vermeyeceğiz. Biraz yaptırım uygulamak lazım başkanım. Yoksa başka türlü vatandaş diyor ki benim evim içinde soba yanıyor mu? Çayımla demlenmiş, oh ben dışı ne olursa olsun. Mehmet Bey, kendi binasına zararı yok mu bu? Önce biz alternatifi sunacağız. Biz siyasetçiyiz. Vatandaşımıza diyeceğiz ki gel kardeşim benden boyanı. Durumun yok mu senin almaya? Mali gücün yerinde değil mi? Ben sana buyur kumunu veriyorum. Buyur ben sana boyanı veriyorum. Yap bunu sunacağız. Ha vatandaş bunu yerine getirmedi. Getirmedikten sonra şimdi işte dedim ya biraz önce kent bilgi sistemiyle hangi ev nerede bu şekilde sıvasız diye tek tek şu anda biz bu binaların tespitini yapıyoruz. 6. aya kadar bu çalışmaları bitireceğiz. 6. aydan sonra ben belediye meclisimden ilgili kararı alıp uymayan vatandaşlarımızla ilgili ben belediye olarak kendim yapıp ver bakalım bu parayı demenin yoluna gideceğim. O zaman... Kötektir bölümüne gelmiş olacağız. Kötektir bölümüne geldik. Evet sevgili başkanım. Sonunda bir cümle yine sarf edeceğim ama ben şunu anlıyorum size anlattıkça desene Ünye'yi gerçekten çok önemli çalışmalar bekliyor. Vatandaşın hayat akışını değiştirmeden bu çalışmaların devam etmesi ve bitirilmesi noktasında da tekrar başarılar diliyorum.
Evet. Kızılkaya doğa yürüyüşü demişsiniz. Mehmet Bey, burada da biz yine ekranda görüldüğü gibi bu tamamen doğanın içerisinde bir yürüyüş parkuru. Buradaki temel amacımız Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Müzeev, Kirastepe, Yunus Emre Türbesi, biraz inanç turizmiyle doğayı bütünleştirmiş olduk. Kızılkaya, Ünye Kalesi ve Atatürk Parkı'nda son bulan güzergah üzerinde vatandaşlarımızı sırt çantalarını alıp ayaklarına spor ayakkabılarını giyip bir yorgunluk atabilecekleri bir güzergah çalışması yapıyoruz. Burada da aynı zamanda inanç turizmine bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Bugün baktığımızda biz Yunus Emre Türbesi gerçekten Türkiye'ye mal olmuş ve herkesin sinesinde yaşayan bir değerdir baktığımızda. Bir türbesi de Ünye'de vardır. Taslızade Hacı Yusuf Bahri Efendi yine kabri Ünye'dedir. Kimdir bu dersek, bu özellikle Orta Camii'nin etrafındaki medresede eğitim veren ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadılar yetiştirmiş olan çok değerli bir bilim adamı ve zattır o günkü şartlarda baktığımızda. O Yunus Emre'nin kabrinin Ünye'de olduğunu ifade etmiştir. Kendi kabirleri de Ünye'dedir. Biz her iki kabrin arasında bir bulvar yolu açmak suretiyle ikisini birbirine bağlayıp Ünye'nin nefes alması noktasında da tepe noktasından başlayıp bir yeni bir güzergah açmayı da planlıyoruz. Bu yürüyüş yolu da bu güzergahın bir parçası, inanç turizminin de bir parçası aslında baktığımızda. Kendi değerlerimize sahip çıkan, geçmişini anımsayan, dolayısıyla diyoruz ya biz hani biz kökü mazide olan, gözü atide olan bir milletin mensuplarıyız diye. Onun için bu değerlerimize biz sahip çıkacağız ki onların göstermiş olduğu ufuklara ulaşalım. Ünye'mizde biz bu çalışmaları yaptığımızda emin olun hem Ünye hem Ordu turizmden, turizm pastasından yeterli payı alacaktır. Artık turizm kum, deniz, güneş üçgeninden biraz bunalmış vaziyette. Farklı alternatifler aramaya devam ediyorlar. Köylerimiz çok güzel, biraz organik ürünleri ön plana çıkarmamız gerekiyor. İki temiz yatağı köyde bulan insanlar oraya gün yatağı olursa. Evet, yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla bunlara biraz ağırlık veren bir yerel siyaseti gündeme taşımamız gerekiyor. Peki, şimdi paralel geçelim orada. Köylerimiz deyince benim de şöyle derinle nefes aldım çünkü Ordu'da ilk çalıştığım köydeki öğretmenlik tadını ben hiçbir yerde bulamadım. Hani köy türküleri diyor ya. Evet. Hep köy türkülerine, köy kızlarına, köy yemeklerine, işte köy yaşlarına türküler yakılmış. Keyif içinde yakılmamış bu türkülerimiz. Şimdi sevgili başkanım, gerçekten benim köylere şu anda çıktığımızda içimizi sızlatan bir durum var. Ki Ordu betonlaşma. Hem betonlaşma var hem de çok şiddetli bir köy boşalması var. Şimdi sizin burada bir projeniz, bir bakayım benim de hatta milletvekillerinin bazı danışmanlarına dedim ki parasınız pulunuz lazım değil, ben bir proje vereceğim köylerle ilgili ama bunu mutlaka meclisten geçireceksiniz. Evet, köylerin yaşamasıyla ilgili, köylerin her hanesinin dumanının tütmesi adına proje. Sizin projeniz nedir? Köylerimiz yaşasın projesi demiştiniz. Şimdi burada baktığımızda biz özellikle Güzelkale köyü Ünye kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan Ünye Kalesi'nin hemen dibinde olan bir köy. Ekranda gördüğünüz haritada baktığımızda. Bu köyde bizim gerçekten çok orijinal evlerimiz var. Eski tarihi altı tamamen taştan, üstü yan çalmalarla, arasının taşlarla örüldüğü ekranda gördüğünüz çok özel evlerimiz var. İşte bu evlerimizi biz özellikle... Şimdi genç nesile yan çalma nedir desen o şey zannediyor, top zannediyor.
Yandan geçirin. Dolayısıyla bizim bu evlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Kaledeki işte biraz önce ifade ettiğim turizm hareketliliğini sağlayabilirsek, bu evlerimizin sayısını ve korunmasını da geçmişle bütünleşik halde günümüze taşıyabilirsek, işte o zaman burada birkaç turist birden bakarız, 100 olur, 1000 olur, farklı bir noktaya taşınır diye düşünüyoruz. Neden olmasın? Gelip burada ineğin sağılabildiği, yumurtanın toplanabildiği, domatesin, salatalığın bahçeden alınabildiği bir modeli burada hayata geçirebiliriz. Dolayısıyla biz köydeki vatandaşlarımızla da yine birçok vakıfla da bu görüşmeleri yürütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve arzuları doğrultusunda bu çalışmayı yaptığımızda, işte biraz önce kültür yolu dedik, biraz evet, önce yürüyüş yolu dedik, biraz önce Ünye Kalesi dedik. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Ünye'de turistleri, gelen turisti biz birkaç gün tutmanın hesabını yapıyoruz. Şimdi bir 5 yıldızlı otelimiz yapılıyor. O güzel. Hemen onu soracaktım. Bu yani yaza, birkaç gün. Evet. Yani günübirlik turistler de gelsin ama konaklasınlar. Bu yaza hizmete alacak bir iş adamımız tarafından çok hızlı bir şekilde devam ediliyor. Haziran-Temmuz aylarında hizmete almayı planlıyorlar. Baktığımızda gerçekten güzel bir proje. Tam sahilde, denizle bütünleşik bir halde. Burada konaklayıp işte o turistlere vakit geçirtebileceğimiz, özellikle bir gününü yaylalardaki araçlarla, arazi araçlarıyla alıp onları ilgili yaylalara götürüp, bir gününü tarihe ve kültüre aksettirip, bir günü köylere böldüğümüzde birkaç gün onları Ünye'de tutmanın hesaplarını yapan bir yerel... Bir gün ata binerler. Evet, bir günde ata binerler. Yani, evet, evet. Sevgili başkanım, eğitim, üniversite alanı efendim. Mehmet Bey, artık herhalde sonlara doğru geliyoruz. Sonlara doğru geliyoruz. Hızlı bir şekilde. Ünyelilerin çokça merak ettiği yerlerden bir tanesi burası. Evet. Yazkonağı köyünde baktığımızda ekranda kırmızı ile işaretli olan çevre yoluna 2,5 kilometre mesafede 357 dönümlük bir alan burası. Biz burayla ilgili ormandan tahsis almıştık daha önceden, ancak biz Ünye Belediyesi'ni devralana kadar maalesef bir ilerleme sağlanamadı burada. Biz gelir gelmez hemen ilgili birimlerle, devletin her kademesiyle tek bir arkadaşı belediyeden görevlendirip yazışmaları elden takip etmek suretiyle 8 aylık dönem içerisinde bütün yazışmaları bitirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimize bununla ilgili konu geldi. Onayladık. 1/1000'liğin onaylanmasını da Büyükşehir Meclisimize devretmek suretiyle bu alanı üniversitemizin kullanım alanına tahsis etmiş olacağız. Yine dün itibarıyla Ünye'deki şehir plancılarımızla ve ilgili arkadaşlarla bir toplantı gerçekleştirdik. Yerleşke planını hazırlıyoruz şu anda. Yani nerede hangi bina olacak, yol nereden geçecek, idari bina nasıl olmalı anlamında. Oradaki idari binanın da Ünye'nin gerçekten fotoğraflarda kalmış olan bir Süleyman Paşa konağı var. O konağı, evet, üniversitenin idari binası şekliyle tasarlayıp aynı zamanda yaşatabilir miyiz de alt görüşmelerini yaptık arkadaşlarımızla. Şunu söyleyebilirim, bugün itibarıyla önümüzdeki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1/5000'lik ve 1/1000'lik. Binlik bizde onaylanacaktı. Onu da çabuk olsun diye Büyükşehir Meclisimizde onaylayıp buranın işlemini tamamen bitirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte iş adamlarımızı ve hayırseverleri buraya bir üniversiteye bir bölümle ilgili, özellikle bir mühendislik fakültesi yapılmasıyla ilgili bina yapma noktasında ben yatırıma davet ediyorum. Peki. Eğitime katkı anlamında ekranlarımızda. Eğitime yapılan yatırımları pahalı bulanlar cehaletin de sonuçlarına katlanır diyor. Onun için buyursun gelsinler. Seyretmesinler. Kesinlikle güzel bir söz. Evet. Evet. Efendim, havaalanı demiştiniz de bu tabii havaalanı değil. Ordumuza çok şükürler olsun. Herhalde yakında havaalanımız açılıyor. Yüksek Havacılık Okulu.
Evet, Ordu Havalimanı Giresun'la birlikte gerçekten Ordu'ya ciddi manada bir değer katacak olan havalimanlarından bir tanesi, olacak. Denize yapılan. Dünya çapında. Evet, dünya çapında bir havalimanı olacak. Bizim de iki havalimanımız olacak. Çünkü biz tam orta yerdeyiz Ünye olarak. Bir taraftan Çarşamba var, bir taraftan Ordu var. Dolayısıyla hemşehrilerimiz uçak saatleri hangisine uygunsa keyifle evlerinden çıkıp çok kısa zaman dilimi içerisinde ulaşacakları iki havalimanına birden kavuşmuş olacaklar. Evet, Ünye'de de ekranda gördüğünüz 1000 metrelik pistinin betonu dökülmüş olan Çarşamba Havalimanı yapılmadan önce havalimanı önce olarak başlanan bir alan var. Daha burası, sonra fındık bahçesi burası falan çoğu yaptım, zaman fındık kurutma alanı evet, olarak kullanılan bir alan. Burayı biz Havacılık Meslek Yüksekokulu yapılması ile ilgili özellikle 2B çalışmasının tamamlanması gerekiyordu. Buradan Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcımıza, Tapu Kadastro Bölge Müdürümüze ve Ünye'deki çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz kısa süre içerisinde buradaki 2B çalışmasını tamamladık. 1-2 gün önce listeler askıdan indi. Bundan sonra artık oradaki parsellerle ilgili, çünkü parselin mülkiyet durumu ile ilgili sıkıntı vardı. Devletin mi, vatandaşın mı, ne nereden geçiyor, kim nereyi işgal etmiş diye. Bunların tamamı belirlenmiş, bitmiş oldu. Biz bundan sonra bu alana bir Havacılık Meslek Yüksekokulu yapma noktasında girişimde bulunmamız gerekiyor. Hazır pist burada. Bununla ilgili Türk Hava Kurumu ile görüşme ve temaslarımız var. İnşallah buraya bir pilotluk eğitimi veren bir okul açılır da buradan mezun olan arkadaşlarımız hem Ordu Havalimanı'nda hem Çarşamba Havalimanı'nda pilotluk eğitimine, pilot uçak indirme kaldırma noktasında işe başlarlar diye düşünüyoruz. Temel amacımız budur buradaki. Peki, hayırlı olur inşallah ama güzel bir tespit. Hiç olmasa fındık bahçesi olmaktan ya da fındık kurutma alanı olmaktan kurtarmış olursunuz. Bir eğitim alanının olması da hem üye için hem eğitim alacak kardeşlerimiz için önemli. Bu çok pahalı bir eğitim aynı zamanda. Ankara'da ve Eskişehir'de şu anda var. Ankara'dakinde 73 farklı ülkeden öğrencinin olduğu bilgisi var bende. Dolayısıyla Ünye'de 73 ülkeden değil de 50 ülkeden, 40 ülkeden, 30 ülkeden öğrenci gelsin. Bunların her biri bir maliyet, bir döviz girdisi sağlamış olacak ülkeye, Ünye'ye, Ordu'ya. Onun için bu tip eğitim yatırımlarına ağırlık vermemizde fayda var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sevgili başkanım, siyasetçi olur da spora bulaştırmazlar mı? Tabii bulaştırırlar. Şimdi Ordu sporumuz durumu belli. Geçen burada yapılan yine bir programda da Büyükşehir Belediye Başkanımızla telefon bağlantısı yapıldı. Çok da haklı şeyler söyledi. Neyse biz oraya artık girmeyelim. Seyreden seyretti, anlayan anlayan. Ama Ünye'nin de bir belediye sporu var. Şu anda da herhalde fena değil gibi mi geliyor? Evet, buyurun. İyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz? Evet, futbolla ilgili ben buradan Ünye kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Ünye Spor her şeyden önce bizim önceliğimiz. Evet. Bunu ifade edelim. Bugün baktığımızda Bal Ligi'nde oynuyorlar. Ancak Ünye Spor, Mehmet Bey, maalesef kötü yönetilmiş. Bunun altını çiziyorum. Kötü, çok kötü yönetilmiş. Bugün Ünye Spor'un 5-6 trilyon borcu var. Bal Ligi'nde oynuyorlar. Dolayısıyla Bal Ligi'nde oldukları için de alacaklıların hiçbirisi şu anda alacağını alamıyor. Ancak biz Ünye Spor'a destek verip de Ünye Spor'u şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığımızda alacaklıların hepsi parasını alacak. Parasını almak için Ünye Spor'un tepesine binecekler. Bu sefer takım yine parasızlıktan aynı geldiği yere geri gitmiş olacak. Bizim de bu kadar paramız yok. Bunu bulma imkanımız da yok. Dolayısıyla biz çözüm olarak diyoruz ki Ünye'nin bir belediye sporu var. Bugün namağlup yoluna devam ediyor. Son derece başarılı. Bir beraberlik ve gerisi tamamen
galibiyet olan. Tabii, evet. Toplam 25 puandalar bugün itibariyle. Kendilerini de tebrik ediyorum. Bizim temel amacımız playoff maçlarında da başarılı olmak suretiyle bal ligine yükselmek. Amatörden bal ligine yükselmek ve Ünye Spor'la Belediye Spor'u birleştirip adına 1957 Ünye Spor mu deriz, başka bir şey mi deriz, bunu kamuoyuyla tartışıp borçsuz 0 kilometre bir takımı kamuoyunun buyur kardeşim kullanımına sunmaktan ibaret. Bununla ilgili Belediye Spor olarak altyapımızı güçlü bir şekilde gerçekleştirdik. Hedefimize emin adımlarla devam ediyoruz. Ünye Spor'a da bizden talep ettikleri kadar zaman zaman taraftarlarımız geliyor, bizden araç istiyorlar. Biz onlara araç veriyoruz. Zaman zaman geliyorlar, yemek istiyorlar, bunu veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Ancak önümüzde bir duvar duruyor. Bu duvar 5-6 trilyonluk borç duvarı. Dolayısıyla Ünye Spor bu borçla bir yere varamaz. Bizim her platformda söylediğimiz, bugün buradan TV52 ekranlarından da söylediğimiz, Belediye Spor'la Ünye Spor'u birleştirip tek takım haline getirip borçsuz bir Ünye takımını ortaya çıkarmaktan ibaret olmalıdır. Önümüzdeki hedefimiz de budur. Çözülecekse yine, neden olmasın? Yani vatandaş yine bana bizim, niye itiraz etsin? Yine bizim bir basketbol takımımız var Mehmet Bey. Basketbol takımı da sezonu Artvin birinci, biz ikinci şekliyle gruptan çıkmayı başardık. Fikstür gereği şeylerimiz çekilecek, kurallarımız çekilecek. Ordu ilinin tek basket takımı, Ünye Belediye Spor basket takımı başarılı şekilde o da yoluna devam ediyor. İnşallah. Bizim yine hem tekvando hem judo dalında Belediye Spor'un son derece başarılı arkadaşlarımız var orada. Wushu dalında yine aynı şekilde spora belediye olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz kahve köşelerine gitmektense gelsinler. Özellikle kapalı spor salonumuz çok anlamlı, verimli bu anlamda. Sporun her dalına biz destek vermeye devam ediyoruz. Spor yapsınlar diyoruz burada. Evet. Şimdi spor deyince sadece gençler değil, herkesin yapması gerekiyor sporu aslında. Sağlıklı yaşamanın tek çaresi budur. Şimdi bizim Türk milletinin kimine mikrofonu uzatırsan uzat, sor. Boş zamanlarınızda efendim ne iş yaparsınız? Kitap okurum, hiç okumaz. İşte şunu yaparım, bunu yaparım, ondan sonra spor yaparım. Şimdi Uzak Doğu'da bir vatandaşa mikrofon uzatın, boş zamanlarımda spor yaparım demez. Çünkü spor onun asli görevidir. Asli görevidir. Hayatının bir yaşam tarzıdır onun için. Ve herkesin de yaşam tarzı olmalıdır. Ya ben bazen düşünüyorum, ya niye yapmayız gerçekten? Bir bakıyorsunuz şimdi vatandaşın sırtına bir 2 kilo, 3 kilo de ki akşama kadar bu tacı taşıyacaksın. Döner sana 2 tane de yumruk sallar. Ya deli misin sen benim sırtıma yük veriyorsun diye. Ama ya her birimizde, baylarımızda da bayanlarımızda da onar kilo göbek var maşallah. Onları taşıyorlar akşama kadar. Evet sevgili başkanım, her neyse oradan da inşallah birileri bir şeyler çıkarmıştır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Son cümlelerinizi alayım. Bitirmek istiyorum. Bir anekdot paylaşayım, hemen bitireceğim. Lütfen. Seçim döneminde Saraçlı mahallemizde muhtar adaylarımızdan bir tanesiyle bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda çıktı, dedi ki buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Kazandı yani muhtar oldu bu arada. Dedi ki işte buradaki hanımların tamamı kilolu. Sahildeki hanımlar orada fitness aletlerine biniyorlar. Neden Saraçlı Mahallesi'nde bu olmasın? Zayıflamak sizin hakkınız değil mi? Belediye başkan adayımızdan biz buraya bu tip aletlerden istiyoruz dedi. Tabii biz de geldik, yaptık onlara daha sonra. Açarken de bunu anlattım orada. İlginçti, bir anekdottu, evet, paylaşayım dedim. Devamı evet. Çalışıyor mu ama aletlerimiz? Tabii çalışıyor. Atıl durumda değil. Çalışıyor. Selam evet, gönderelim başkanım. Mehmet Bey buradan
Bir kez daha ben tüm Ünyeli hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Umarız kimseyi kırmamışızdır. Güzel bir program olduğunu evet. umuyoruz. Yarın karne tatili başlıyor, yarı yıl tatili başlıyor. Bununla evet. bitireyim ben. Buradan velilerimize seslenelim. Özellikle karnesinde kırık not olan öğrencilerimize davranışlarını sevecen bir şekilde gözden geçirsinler. Niçin olduğunu onlarla arkadaş ve dostluk çerçevesi içerisinde iletişim kurma noktasını denemek suretiyle siz bir eğitimcisiniz. Evet. Benim bunları söylemem belki ne kadar doğru ama. Yok estağfurullah, bir de duymuş olsunlar. Dolayısıyla velilere son derece ciddi görev düşüyor bu konuda. Öğrencilerimiz de yarı yıl tatillerini nasıl olsa tatil dur bir yatayım diye geçirmesinler. Çünkü önlerinde baktıklarında çok ciddi bir sınav var, hayat sınavı var her şeyden önce. Ona hazırlanmaları gerekiyor. Bunun için biraz önce ifade ettiğimiz gibi okusunlar. Okusunlar. Serbest okusunlar. Okusunlar. Evet, serbest şimdi, okusunlar. Ne bulurlarsa okusunlar. Evet. Ben onlara iyi tatiller diliyorum. Öğretmenlerimize de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Şimdi bu konuda belki öğretmen arkadaşlarımız bana kızacak ama. Sevgili başkanım, bunun adı aslında karne tatili diyoruz ya, karne tatili falan değil. Bunun adı dinlenme tatili. Çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın bir soluklanmaya ihtiyacın olur. Bu öğrencinin soluklanma, dinlenme tatilidir. Evet, ben sizin o cümlenize katılıyorum. Serbest okuma, ne okursa okusun. Ancak bu çocuklara öğretmen arkadaşlarımız maalesef işte 300 tane problem çözeceksiniz, 400 tane bilmem ne yazacaksınız. Birinci sınıf çocuklarına diyor ki sen 100 sayfa yazı yazacaksın. Birinci sınıf çocuğu 100 sayfa yazı yazar mı? Efendim birden başlayacaksın, 10 bine kadar yazı yazacaksın. Bir hafta çalışsın, 3 tane anne, baba ve çocuk 10 bine kadar yazıyı yazamaz. Bunu bıraksın bir kere öğretmen arkadaşlarımız, görevlerini herkes iyi yapsın. O çocukların dinlenme tatilidir, ona göre ödev versinler diye düşünüyorum. Evet, size katılıyorum. Sevgili velilerimiz de karnelerini elbette ki zayıfta getirenler olacaktır. Ama kendilerinde yoklasınlar. Acaba ben nerede hata yaptım? Sadece bu hata çocuğumun mu diye. Öyle ortaklaşa bir karara varsınlar ama zor kullanmasınlar, baskı yapmasınlar çocuklarına. Ama önlerine ciddi manada alternatifler sunsunlar. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben gördüm ki siz gerçekten belediye başkanlığına gelmeden önce de ciddi manada dersinizde çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hani şunu söylerim her zaman. Yine bir atasözü. Oturanlar yürüyenlerden fazla gürültü yapıyor. Şimdi Ünye'de oturanlar, mesela sizinle ilgili bu sözüm öyle algılasınlar. Oturanlar sizin için yürüyenlerden yani sizden fazla gürültü yapmışlar diye düşündüm bu akşam. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Vallahi çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şans hazırlıklı beyinlerin yanındaymış. Onun evet, için evet. Kapıyı bir zaten, bir kez çalarmış. Hazır olmak lazım. İyi bir idarecinin iyi bir kadrosu olması gerekiyor. Çünkü son cümlem sevgili seyircilerimiz, akıllı insan kendi aklını kullanandır. Ama daha akıllı insan da başkasının aklını kullanandır. Güzel bir ekibiniz var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim, bitirirken konuğumu tekrar anons yapmak istiyorum. Bu akşamki konuğum Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar'dı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Dilerim Allah'tan bütün projeleri gerçekleşsin. Efendim sizlere de hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel geceler sizin olsun.